Efendim Beşiktaş'ta, Beşiktaş çarşının kalbindeyiz. Neredeyiz? Zürüm dürümdeyim. Zürüm dürüm nereden geliyor? Şimdi Cem yanımda, Antepli o da. Zaten Antepli dedim mi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet. Ne haber baba, iyisin? Merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz. Vallahi çok güzel etler. Zaten burnumuza kokusu geliyor. Evet. Şu neden zürüm Z ile onu söylesene. Neden zürüm? Çünkü biz dürümü kebap piştikten sonra direkt olarak dürüm yapmıyoruz. Daha farklı baharatlarla işleyip zırhtan geçirip daha doğrusu zürüm yapıyoruz. Yani zırhın Z'si koyduk. Biz zürüm yap. Çünkü zürüm şeyimiz o, konseptimiz o. Süper. Sunduğumuz yemeklere, kebaplara da bu şekilde sunuyoruz. Zırhtan geçiriyoruz. Birazdan da göstereceğim ben size. Çok güzel. Peki şey, sen Anteplisin değil ben mi? Ben Gaziantep'liyim. Yok, Gaziantep'liyim. Ay, Antepliler. Gaziantep'liyim. Dur, geçen ne demişlerdi? İnsanoğlu ikiye ayrılır. Bir Antepliler, bir de diğerleri. Öyle demişler. Öyle. Antepliler yemek için yaşar. Evet. Diğerleri yaşamak için yerler. Yani sabah kahvaltısında öğlen yemeği ne yesek, öğlen yemeğinde de akşam yemeği ne yesek diye düşünen tek millet biziz. Sonra sabah ne yiyeceğim diye uyuyamazsınız. Evet. Tamam, evet. Doğru söylüyorsun. Tamam, doğru. O sizsiniz. Nasıl peki orada yani Antep'te bulundun mu? Tabii ki abi. Antepliyim ben. Antep'te de biz bu mesleği yapıyorduk. Lokantacılık yapıyorduk, kebapçılık yapıyorduk. Aileden gelen bir meslek, alaylıyız biz. Orada da bu işi yapıyorduk. Şimdi bunu İstanbul'da yapmaya karar verdik. Açılalımız da bir 15 gün kadar oldu. 15 günde de aldığımız... Daha çok yenisiniz. Daha çok yeniyiz, 15 gün. Dükkan ama sanki yıllardır çalışıyor gibi. Yok, şu anda maşallahımız maşallah var. Maşallah. Çünkü tepkiler çok tahtaya iyi. Tahtaya vuralım, tahta evet. Değil ama vuralım yine. Tepkiler çok iyi. Özellikle Gaziantep'lilerin tepkileri çok iyi. Çünkü Gaziantep'te yedikleri, aldıkları lezzetin aynısını burada yiyebiliyorlar, alabiliyorlar. Bunun sırrı ne peki? Atıyorum yağını, yağ mı, et mi? Tamamen etle alakalı ve ustayla alakalı. Ustalık ve etle alakalı. Çünkü bizim etimiz buradan, Balıkesir'den kullanıyoruz ama kuyruğumuzu biz Gaziantep'ten getiriyoruz, kuyruk yağımızı. Önemli mi kuyruk? Önemli bir şey. Çünkü yağlı olur. Yağlı demek yani parlak ve canlı olur. Daha lezzetli olur. Daha şeyi, rayası daha farklıdır, öyle diyeyim. Daha şeydir. Bir tane usta şey demişti. Hani herkes kuyruk yağını zararlı ve kötü yağ olarak bilir ama halbuki tam tersi. Tam tersine. Eğer iyisi ise evet. Sağlıklı da olabiliyor evet. Demişti. Doğru evet. Mu? Evet, doğru. Şu anda zaten bütün araştırmalar tereyağının, hayvansal yağın daha faydalı, daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Biz de bu zamana kadar Gaziantep halkı sadece kuyruk yağı yer. Ki biz küçüklüğümüzde sadece yemeklerde kuyruk yağıyla yapardık. Sıvı yağ kullanmazdık. Süper. Şimdi mesela ben sorayım var. Ya. Şunlar mesela dur şöyle alayım bakayım. Tamam. Tamam mı? Şöyle alayım. Tamam. Sevgili seyirciler. Allah! Bakın şu an biraz da merkezdeyiz. O yüzden korna sesleri duyabilirsiniz. Burada neler var şimdi? Burada şimdi kuzu şişimiz var. Altta tamam. Adana'mız var. Biraz altta kaldı. Altta kaldı. Boğazaltı kebabımız var ki bu sadece Gaziantep'e özgü bir kebaptır. İstanbul'da pek uykuluk falan derler ama uykuluk değildir. Bu boğazaltı kebabıdır. Ciğer var. Ciğer var. Tavuk şişimiz var ama tavuk şişini de biz göğüsten yapmıyoruz. Vay vay vay. Buttan yapıyoruz. Antep'e özgü yine bir kebabımız daha var. Sebzeli kebabımız. Bakalım. Bu beyti denir Gaziantep'te ama İstanbul'da daha çok sebzeli diyebilirim. Malzemeyi de bol koyuyorsun. Yok bizde şey yok malzeme boldur bizde. İyi güzel. 100 gramdır bizim peki burada bir şey yapacak mıyız şu an? Tabii ki. Ne yapacağız? Şimdi birazdan ben mesela senden şey istiyorum. Şimdi bana gelip deseniz şimdi ben açım deseniz. Tamam ben açım. Tamam. Ben hep açım. Şimdi izleyiciler bilir. Ben de şöyle nerede, hep açım. Nerede neyse izleyiciler ben hep açım. Ben de hep açımdır. Tamam. Ben şimdi boğazaltıyla biz tavuğu karıştırırız. Öyle yeriz. Daha çok severiz. Çünkü boğazaltı. Boğazaltı değil hayvanın boğazı. Hayvanın boğazının altından çıkan siyah bir ettir. Ama üstü yağ dokuludur ve lezzetli bir ettir. Biraz serttir. O yüzden karıştırdığım zaman şu değil yani. Bu boğazaltı. Evet şu. Bu boğazaltı. Bunu tavuk butla beraber pişirdikten sonra karıştırıp yediğimiz zaman daha lezzetli olur. Tabii ki de tavuk da tek başına lezzetli. Boğazaltı da tek başına lezzetli. Ama karıştırdığımız zaman daha farklı bir şey çıkıyor. Hadi yapalım bir şey şurada. Yapalım. Bu ne ya? Hocam bu zırhımız ya. Bizim. Şaka yapıyorsun bizim ya. Bizim zırhımız bu. Şöyle bismillah. Bu ne ya? Ha biraz böyle o mi? Şeydi. Yok tam tersi. Gel yok, vatandaş gel. Tam böyle tersi mi? O. Ters mi? Nasıl? Tam ters tersi şöyle. Ha. Şöyle tutulur bu. Ama bu ben şekilde. Solağım. Ha o zaman çok pardon. Şöyle verin. Tamam pardon. Yani. Tamam. 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 Ona göre. Tamam sen şimdi yap şovunu. Tamam. Biz zaman, görelim abi. Şimdi ben bir tavuk atayım. Bu da ayran mı? Bu ayran. Ayranımız da ekşi yoğurttur. İçebilir doğal yoğurtla yapıyoruz. İçeyim mi? Tabii ki. Afiyet olsun. Oo süper. Peçete verin. Bir peçete alayım. Bir peçete verin. Teşekkür ederim. Her şey geliyor. Tamam. Böyle bir şey yok ya. Oh tamam, be. Teşekkür ederim. İyi geldin. Ayran çok iyi ya. Ayran çok iyi çünkü ekşi yoğurtla, doğal yoğurtla yapıyoruz biz bunu. Yani öyle hazır, hazır ayran değil. Ekşiyince insanlar atarlar ekşi yoğurt. Yok olur mu? Ekşi daha faydalı, daha doğaldır. Ekşimesi zaten doğal olduğunu eyvallah, gösterir. Eyvallah. Bunlar da garnitürler mi? Bunlar da garnitürlerimiz ve baharatlarımız. Baharatlarımızın tamam. Hepsi tuz hariç hepsi Gaziantep'ten gelir. Soğanı isteyene koyuyorsun tabii değil mi? Ki soğanı tabii. İsteyene tamam. Koyuyoruz biz. Hadi başlayalım abi. Tamam. O zaman bir boğazaltı, bir tavuk şiş atayım. Allah, bir de ciğer Allah. Atayım. Of, bir de kuzu şiş atayım. Olmadı bir de Adana atıyorum yanına. Nasıl ya? Hepsini aynı şey mi? Yok hepsini yapmayacağım. Ayrı ayrı dürümler yapacağım. Tamam. Olmaz mı? Dedim ne oluyor? Tamam, yok.
Bir Urfa'ya atıyorum, bir de sebzeli atıyorum. Hepsinden birer tane, hatta siz pişiriyorsunuz, doğru mu? Doğru. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Atıyorum. At abim, at. Evet, Cem Usta bize Antep mutfağının sırlarını, güzelliklerini, her şeyini gösteriyor. Şimdi burada kaç dakika pişecek mesela? Şimdi Adana'mız ortalama bir 4-5 dakikaya hazır olur. Tamam. Servisiniz masanızda olur. Tamam. Boğaz altı biraz geç pişer, tavuk biraz geç pişer, et geri geç pişer. Ama en erkeni şeydir, Adana, Urfa, sebzeli kebaplar, kıyma türevleri daha hızlı pişer. Tamam. O yüzden bir 5 dakikaya falan masanızda olur bütün yemeklerimiz. Tamam, o zaman şimdi saatimize başlıyoruz. Tamam. Hazırsanız 5 dakikalık pişirme süremiz başladı. Efendim, ustamız Cem Ustam bütün etleri getirdi şimdi. Neler vardı şimdi tekrar sayalım. Şimdi burada Urfa'mız var, Adana'mız var iki tane. Bir tane beytimiz var, sebzeli kebap, boğazaltı ve tavuk şişimiz var. Az önce anlattım ya, boğazaltı ile tavuk şişi karıştıracağız tamam. diye. Onları yapacağız şimdi. Hatta şunları şöyle kenara alayım tamam. ben. Şöyle kenara alayım, bunları birazdan işleyelim. Tavuk şişle boğazaltı. Bizim misafirlerimize önerdiğimiz ya tavuk şişle boğazaltı ya kuzu şişle boğazaltı. Oh. İkisi de lezzetli olur ama tavuğa daha çok yakışır. Ben en azından öyle tercih ediyorum ben. Şimdi biraz sen yap, göreyim ben de yapayım. Tamam, olur. O zaman şimdi... şöyle yapayım ben. Ekmek verir misin bana? Tamam. Şöyle, güzel. Tamam. Şimdi bu ayrı bir dürüm olacak. Bu ayrı bir dürüm olacak. Bu da ayrı bir dürüm olacak, olacak, değil mi? Evet. Ben tamam. şimdi yapayım yoksa sen mi yapacaksın? Sen bir göster bana tamam, nasıl, ben bilmiyorum ki. Ben o zaman. Bizim kebapla senin... alakamız sadece yemek üzere. Alayım o zaman. Gelme şöyle. Olacak. Tamam. Evet. Şunu şöyle aldık. Şimdi Cem ustamız. Önce soğan, ben soğanlı yerim. Dürüm soğansız tamam. yenir. Şey, soğanla yenir. Soğansız yenmez. Soğansız yenmez. Atasözü, Antep atasözü. Aynen, doğrudur. Soğansız yenmez. Gerçekten yenmez ama. Önce biraz soğan piyazı alıyoruz. Biraz maydanoz ve soğan yani. Biraz baharat, pulver. Yersen biraz... soğansız dürüm, olursana zulüm. Evet. Biraz ama istiyorsan zulüm, buyur işte burada zulüm. Oo, çok iyiydi. Bak, bu. Bak neler yazıyoruz çok sevgili seyirciler. Çok evet iyiydi. Evet abi. Baharat... Biraz karabiber attım ben. Biraz tuz atıyorum tamam. tekrar üstüne. Oh, oh, oh. Biraz sumak. Bu dediğim sumak gibi baharatlar... limon tadı verir. Aynen, baharatların hepsi de Antep'ten geliyor. Biraz da kimyon. Tamam. Kimyon hem lezzet verir hem de hazmi kolaylaştırır. O yüzden kullanıyoruz. Hadi biraz da domates. Çok atma, ben çok sevmem domates. Ben de çok sevmem. O sadece çok sulandırıyor böyle bir... çünkü. Aynen, ya. Aynen, aynen. Evet sevgili seyirciler, ilk defa zırh yapacağım. Ulan zor bir şey bu. Abi zor bir şeymiş ay, ya. Zor tabii ya, kolay değil zırh kullanmak. Survivor'da Hindistan cevizi doğramaya benzemiyor. ben diyecektim tam. Vallahi billahi benzemiyor ya. Baba gel. Zormuş. Aynen. Vallahi zor. Biz alalım bunu. Şunu şöyle bir kere daha hamurladıktan sonra. Bunu hafif ince kıyım mı yapıyorsun? İnce kıyım yapıyoruz. Biraz dişe gelecek. Hı hı. Kıtır kıtır. Ama şimdi ben mesela geldim buraya dedim ki ben normal istiyorum. Tabii bana ki de. Zırhlama bunu dedim. Tamam değil mi? Tabii ki de. Okay. Ama bizim önerdiğimiz bu. Niye? Çünkü bunu karıştırıyoruz. Ama dışarıda kebabı her yerde yiyebiliriz. Bir dakika. Şimdi ben... Ekmek sıcak. Bunlar ekmek mi? Ekmek. Şunu ocağa atar mısınız? Kıtır olsun hafif. Buyur abi. Oo, tamam, hazırlığımızı abi, yaptık. Abi öyle olacak tabii, tabii ya. Tabii kıtır olacak. Hafif bir yanık kokacak. Aynen ya. Biraz iyisi olacak. Biraz şey olacak. Ekmeğimizi aynen. biz... Eyvah. Şunu burada... atalım abi. Ekmeği de biz burada kendimiz yapıyoruz. Sıcak sıcak çıkarıp veriyoruz. Süper. Yani böyle soğumuş beklemiş ekmek yok. Gördüm, tandır fırınım aynen, var orada. Tandırımıza tamam abi süper. Bu hazır şimdi. Bu hazır. Dursun bunu yapalım şimdi. Tamam olur. Bu boğazaltı. Bu boğazaltı kuşbaşı, kuzu şiş yani. Bu da. Bu da boğazaltıyla tavuğu karıştıracağız. Şunu şöyle bu tam öğrenci işi. Ben size söyleyeyim, en çok bunu yiyordur öğrenciler. Vallahi en çok bunu yiyorlar. Belli boğazaltıyla karıştırıp böyle şey yapıyoruz. Öğrenci tavuğu sever. Niye? Çünkü tavuk ucuzdur. Ucuzdur, iyidir. Yok, fiyatlarımız da tam öğrenciler için. Bak ne güzel oldu. Bak. Mis kokuyor. Böyle bir şey yok ya. Şöyle gevremişim koyalım. Gevremişim biraz. Heh. Tamamdır. Yine aynı bütün baharatlardan yine attık. Yine bütün baharatlardan. Soğanımızı da koyduk. Evet, bütün baharatlardan koyuyoruz. Yine bunu da zırhlayacağız. Vereyim mi? Yok baba, sen yap. Olmadı mı? Sen yap, çabuk tamam, olsun. Peki. Ben yapamıyorum. O zaman hızlandıralım biraz. Vay vay Cem Ustam, neler yapıyorsun ya? İyi abi. Biz onu montajda hızlandırırdık yani. Yok ben direkt orijinalinde iyi sonu yapıyoruz biz. Helal olsun siz ya. Siz yorulmayın. Çok güzel oldu. Evet sevgili seyirciler, boğazaltı ve tavuk şiş karışımımız da oldu. Şimdi onu da... Bu bize yeter. Tamam, yeter. Aynen. Bu kadarı yeter. Ah,
Şimdi ne yapıyoruz? Ekmeğimizi alıyoruz. Aynen. Ekmeğimizi alıyoruz. Tamam. Tadına evet. Burada bakacağım ha. Tabii tabii. Şimdi bizzat burada diyeceğim sizin aynen. için. Şunu şurada alıyorum. Bu zorluğu sizin için yaşayacağım. Zorluk mu? Düşünün. Birazdan ne kadar zormuş. Ben öyle diyorum ki alıştırmak için yoksa. Bunu da böyle abi, aldık. Abi insanlar neler yazıyor bana. Oh diyor ne güzel diyor. Yiyorsun geziyorsun şöyle diyor. Şöyle aldım. Şunu da şöyle dürüm yaptım. Vay 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 vay. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Isırabilirim değil mi? Tabii ki ben de şu kuzu şişimizi yapayım. Kuzu tamam. Şiş karışımımızı ben yapayım. Ben tadına bakayım. Ayranım da orada. Hadi bakalım. Bunu da böyle sardık. Yine ekmek dediğim gibi sıcak olacak. Soğuk ekmek de vermiyoruz. Ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Öyle. Bunu şimdi bu nedir diye ne fark derseniz bu kebabı her yerde yiyebilirsiniz. Ha bu lezzeti yiyemezsiniz. İddialıyım da. O konuda iddialıyız da. Ama zürümü her yerde yiyemezsiniz. Kebabı her yerde yiyebilirsiniz. Ama zürüm farklı bir şey. Reçete verelim şuradan. Çok güzel. Onun da tadına bakayım mı? Tamam iyi olur. Şimdi bu yediğim tavuk ve boğazaltıydı. Boğazaltıydı. Bu kuzu şişle boğazaltı karışık. Bakalım. Çok iyi değil mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Alkışlıyorum abi. Vallahi helal. Çok güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yo lezzet konusunda şu anda misafir gelen misafirlerimiz de çok memnun. Bunlar da geri dönüşlerimiz de çok iyi. Bu sadece sebzeli kebap. Adana'mız var, Urfa'mız var. Onları da karıştırabiliriz isterseniz. O şekilde de yapabiliyoruz yani. Nasıl isterse onu yapabiliyoruz misafir. Tatlı var mı? Var olmaz mı? Gaziantep'ten katmer geldi. Şimdi çıktı az önce fırından. Şimdi Cem Ustam. Evet, bu herhalde Antep'in en meşhur iki tane tatlısı. Evet. Bir tanesi katmer, bir tanesi de havuç dilim baklava. Baklava. Evet. Tamam. Bunun olmaz, yanına peki bizim kaymak, dondurma gibi şeylerimiz oluyor mu? Yok, biz dondurmayla tüketmiyoruz. Gaziantep'te de normalde katmer dondurmayla tüketilmez. Ha. Gaziantep'te katmer kahvaltı olarak yenilir ya da akşam bir sefasında oturulur, tatlı olarak yenilir ama genelde kahvaltı olarak tüketilir. Şimdi kessene be, tabii görelim ki. Bakalım ha. Vay vay vay, sevgili seyirciler bakar mısınız? Ayrıca katmerin içinde de zaten şey var, kaymak var. Şöyle açıp baktığın zaman, bu kaymak. Şöyle. İşte bu. Ha, tabii kendinden tabii, kaymak. Bol fıstık ve içinde kendinden kaymaklı kaymak vardır. Hemen. Sizin için test edeceğim. Sizin için sevgili seyirciler. Bu çok zor bir görev. Farkındayım ben. Ben bütün zorlukların altından kalkarım. Hiç merak etmeyin. Siz seyredin rahat rahat. Ben sizin yerinize bu zorluğa katlanacağım. Çok üzüldüler yani şu an. Eminim. Çok güzel. İyiymiş ya. Şimdi bunda neler vardır? İçinde Gaziantep fıstığı. Orijinal Gaziantep fıstığı ve kaymak vardır onun. Baklava ne kadar değerli bir tatlıysa katmer de bir o kadar değerli bir tatlıdır. Bakalım o zaman. Tabii. Baklavayı da şöyle açayım bir bakın isterseniz. Şöyle. Ha. Bu da mesela Gaziantep fıstığıdır yine. Vay onu vay. Kes, vay kesmeden vay. Onu kesilerek olmaz bu. Ben tamam ben yerim. Bunu tamam. Sen bunu böyle ben. Ters çevireceksiniz. Ki şey, aynen. Şerbeti yok. Yere dökülmesin. Dökülmesin. Fıstığı dökülmesin. Damağa yapışsın. Kış sesini alalım diye. Bu kadar zorluk yeter. Evet, bu kadar çok zorluk. Çok lezzetli ya. Çok üzüldüm. Şu an tüylerim diken diken oldu. Sen dürüm yapıyorsun diye geldik. Tatlı da çok iyi ama. Afiyet bol şeker olsun. Bizim vallahi tatlılarımız da günlük Gaziantep'ten geliyor. Şimdi burada birçok dürüm çeşidi var. İşte şiş var, ciğer var, Urfa, Adana, Boğazaltı, tavuk şiş, ciğer kavurması. Ciğer kavurması. Özgün bir yemek. Güzel. Tam öğrenci işidir o da bu arada. Evet. Onun dışında tatlılarımız var. Katmer var, baklava. Havuç dilimi var, baklava. Bir de ara şeyler de gördüm burada. İçli köftemiz var ki içli köftemiz de şurada şöyle göstereyim. İçli köfteyi de biz. Abi içini yer, içini. İçini. Heh, olay orada. Bol cevizli. Ha. Ki içini de biz yapıyoruz. Şöyle yapayım. Hamuru var, incecik. Var. İçi bol bakıyoruz cevizli. Şöyle. Sevgili seyirciler. Şu an tatlı yedim. Ağzımın tadını bozmayacağım. Ama yiyeceğim. Dayanamadım. 10 numara 5 yıldız. Yok, içli köftemiz çok iyidir. Vallahi çünkü helal biz olsun. Kendi elimizle yapıyoruz. Dışarıdan hazır almıyoruz ya da hazır fabrikasyon bir ürün de değil. Biz kendimiz yapıyoruz ellerimizle burada. Cem Ustam teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Vallahi çok güzeldi. Evet, haftaya 5000 kişiye 5 buradan dürüm. Tabii ki tamam seve mı? Seve. Bedava. Seve seve. Ya, şaka yapıyorum tabii ki. Gönlü geniş ama muhakkak gelin diyorum. Çünkü çok lezzetli yemekleri var. Ben çok keyif aldım. Efendim benden şimdilik bu kadar. Bizlere yazmak için, bizlere ulaşmak için aşağıdaki sosyal medya adreslerimizden bizi takip edebilir, istediklerinizi yazabilirsiniz diyorum. Şimdilik benden hoşça kalın.